Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Assalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Fahş etmek hatırıma gelmeyen bir sırrı fahş etmeye mecbur oldum. Şöyle ki. 194, 96 değil mi? Evet. Tamam. Risale-i Nur'un şahsi manevisi ve o şahsi maneviyi temsil eden has şakitlerin şahsi manevisi feret makamına mahsar oldukları için değil hususi bir memleketin kutbu, belki ekseriyet-i mutlaka ile Hicaz'da bulunan kutbu azamın tasarrufundan hariç olduğunu ve onun hükmü altına girmeye mecbur değil. Her zamanda bulunan iki imam gibi onu tanımaya mecbur olmuyor. Ben eskiden Risale-i Nur'un şahsi manevisini o imamlardan birisini zannediyordum. Şimdi anlıyorum ki Gafs-ı Azam'da kutbiyet ve gafsiyetle beraber ferdiyet dahi bulunduğundan ahir zamanda şakitlerin bağlandığı Risale-i Nur o ferdiyet makamının mazharıdır. Bu gizlenme layık olan bu sırr-ı azime binaen Mekke-i Mükerreme'de dahi farz-ı muhal olarak Risale-i Nur'un aleyhinde bir itiraz Kutbu-i Azam'dan dahi gelse Risale-i Nur şakitleri sarsılmayıp o mübarek Kutbu-i Azam'ın itirazını iltifat ve selam suretinde telakki edip teveccühünü de kazanmak için medar-ı itiraz noktaları o büyük ustadlarına karşı izah etmek ellerini öpmektir. Bitir istersen paragrafı. Evet kardeşlerim, bu zamanda öyle dehşetli cereyanlar ve hayatı ve cihanı sarsacak hadiseler içinde hadsiz bir metanet ve itidaliden ve nihayetsiz bir fedakarlık taşımak gerektir. Evet. Başla bakalım. Burayı sen... Risale-i Nur şahsi manevisi ve o şahsi maneviyi temsil eden has şakirtlerin şahsi manevisi. Bu gizlenmesi gereken bir sır. Üstad Hazreti de bunu... Niye sürdü ki bu? Niye sır olsun ki? Yani, çünkü kardeş söyledi, aşağıda söyleyeceği şeyler Hasan abi. Nedir o? Yani, önce dört tane dusturdan bahsediyor. Yukarıdaki dört tane dusturu kadar ehemmiyeti, o dusturun ehemmiyetini bilen usulatları gizli bir şeyi izhar ediyor. Yani o dört tane sır, Kastamonu. Şimdi, bu dört tane dustur sır mıdır? Yok, sır değil. He. Dört tane dursun çok ehemmiyetlidir. Tamam. O dursun ehemmiyetine binaen söylenmemesi gereken bir şeyi söylüyor Üstad Hazretleri. Nedir o söylenmemesi gereken? İşte şu an dediği yer, yani Risale-i Nur şahs-ı manevisi. Risale-i Nur şahs-ı manevisi. Nasıl anlıyoruz? Yani Risale-i Nur'un her bir cüzü, lemalar, mektubat, içindeki her bir mevzu, her bir konular, her bir hakayık bağısı Risale-i Nur'un şahs-ı manevisini teşekkül ettiriyor. Bu şahs-ı manevide ne anlıyorsun sen? Fatih sen de düşün. Şahs-ı manevi ne anlıyorsun? Nedir şahs-ı manevi? Şahs-ı manevi diyoruz, şahs-ı manevi diyoruz. Şahs-ı manevi seni atar, şahs-ı manevi çıkar, şahs-ı manevi tokatlar. Şahs-ı maneviden sebep alacak, şahs-ı manevi himmet edecek ya. Peki nedir bu adam ya? Kim bu adam? Burada Risale-i şahs-ı manevisi diyorsun. Tamam, Risale-i şahs-ı manevisi nedir o? İşte az önce demeye çalıştıklarım yani ben ne anladım. O? Yani Risale-i Nur'un her bir mevzusu, her bir cüz, her bir eseri bir bütün olarak, bir cüz, bir bütün olarak şahs-ı manevi oluşturuyor. Kitap mıdır bu? Kitaplar. Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi diyor. Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi. O şahs-ı manevi temsil eden şakirlerin şahs-ı manevisi. Şimdi oraya girmedik onlara. Şu an Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi. O nedir? Onu şey yapıyoruz. Şahs-ı manevisi ne anladın sen? Abi ben de Musa'nın bildiği gibi düşünmüştüm onu. Sen ya kardeşim bu şahs-ı manevi olur mu? Bu bir kitaptır da. Manası yani. Manası nerede bu? Yani Hasan abi içindeki Risale-i her bir mevzusu, her bir akaid bağısı, her bir tevhid bağısı yani bir şahs-ı manevi teşekkül ettiriyor. Risale-i her bir cüzü şahs-ı manevinin bir efradı hükmünde oluyor. Efendim abi? Risale-i bunun hakikaten oluşturduğu bir şey mi yani? Nasıl iman, hakikat oluşturduğu bir şey varsa Risale-i Nur'un oluşturduğu bir şahsi manevi var. Atıyorum bir insan Risale-i Nur'a atıyorum sadakat edince o şahsi manevi onu dışarı atıyor mesela. Yani.
Tam da bu bir şey var. Bir insanın şahs-ı manevisi var. Bir de şahs-ı manevi temsil eden. Oraya girmedim. Şu an tamam yok. Şahs-ı manevi işte. Şahs-ı manevi ne? İki tane. Bu şahs-ı manevi tanımadan nasıl çözeceğiz bunu? Hocam ben de bir şey diyebilir miyim? Ha. Tutacak mı yani inşallah? Yani ta başta peygamberlerle başlayan silsilede burada 124 bin peygamberin, 124 bin evlullahın bunların verdiği bir vazife var. Hani Üstad'ın radülü o meclise gidiyor. Eri, felaket ve helaket aslında adamı. Senin bir deyin var, kullan. O şahsi maneviyenin adına Resulullah Efendimiz Allah'ım mesela onun başında reis olarak bu ahir zamanda Üstad'ın radülü bir vazife verilmiş. O şahsi maneviyi onları temsil ediyor. Peygamberlik vazifesini yani onları temsile bize burada şey yapıyor, ders veriyor. Biz de o şahsı maneviye girebilmemiz için yani... O şahsı manevi nedir işte o? Onların komple o Kur'an'ın ahkamı, sünnet-i sen, peygamberine getirdiği o vazifeler, Üstad'ın radıyla o şahsı manevi, bütün onların himmetini üzerine almış. Yani bütünlüğün adıdır diyor. Bütünlüğün adını üzerine yani. Almış. Bütün onların himmeti artık bizden oluyor. Bir nur talebesi dolayı girdi an, tamam, artık o, onların yardımı bizle. Tamam, o ikinci konu da şahs-ı manevi peygamberlerin vazifedarlıkları, risaletlerinin bütünlüğü diyor. Ama ne de anladın? Peki aşağı kadar inelim. O nasıl abi? Peki şöyle yapalım. Bu şahs-ı maneviyi çözemedik. Yönteme bak. Aslında yöntem kullanıyor şimdi. Herkes bir şey der şimdi burada. Ben onun için şey yaptım. Sen o bir şey dedi, o bir şey dedi, o bir şey dedi, bir şey bile dedik. Ve emin değiliz dediğimizden. Yani biz neye göre dedik? Şu anki arkadaki... Tamam ama işte. Heh. O zaman o indirgenmesi lazım. Nur-u Muhammed'i, Arş-ı Azam, Lef-i Mazı indi. İşte H2O, su, buz. Şimdi bunu ifade edecek diş alametler olması lazım. Biz o ipuçlarla ona gidelim. Yani dişe vuruşlar var ya, mesela tavandan su attı. Ya üst katın yatak odasındaki musluk unutuldu der misiniz? Ne deriz? Ya mutfakta unutmuş yukarısı, ya tuvalette musluğu unutmuş. Yatak odasında musluk olmaz. Yani sızıntılar kaynaktan haber veriyor. Burada bir yöntem anlaşılsın diye ben çok istiyorum. Bir şeyi çözmek için çözemiyorsun. Birinci çözme yöntemi anlamadığım bir şey. Soru sor. Kitap, soru sor. Kim soruyorsun? Sen soruyorsun. Bu sefer senin aklın alettir. Onun cevabını bulacak. Ama bir hafta, ama bir saat, ama 10 dakika veya bir ay sonra. Akıl arkada, bilgisayarda var ya, program aşağıda çalışıyor. Gibi. Birinci yöntem bu. İki, onun dişe vuruşları, kokusu, sesi, sıfatı. Balık pişiyor. Nedir o? Koku. Ha. Şimdi bu ikinci yöntem dişe vuruşları. Üçüncü yöntem insandaki karşılıkları. Şimdi burada ikinci yöntem kullanılıyor. Ne o? Risa'nın şahsi manevisi ne bilmiyoruz. Ha, bunu temsil eden hastanın şahsi manevisi. O zaman biz hastaların şahsi manevisini çözersek Risa'nın şahsı manevisinde haber almış oluruz. Temsil ediyoruz ya. Yani noterde vekalet alan, vekil olan asıl gibi ya. O zaman biz şahsı Risa'nın has talebelerinin şahsı manevisini çözersek, çünkü o nasıl çözer? O bize yakın. O bize daha yakın. Ama Risa'nın şahsı manevisini bilmiyoruz. O gayb yani. Ha, ama ona bizi götürmesi lazım, bir rehber lazım. O zaman o Risa'nın onu temsil eden has şakirtin şahs-ı manevisi nedir, o çözülmesi lazım. Şimdi az önce söylemek istediğim var da dinlemedim. Şimdi söyledikten sonra biraz daha. Burada dedim de silsilede şahs-ı manevi temsil eden şahs-ı diyor, temsil eden has şakirtlerin. Has şakirtleri temsil ediyorsa şahs-ı manevide has şakirtlerde olan bir özellik var mı temsil ediyor? Ben de anladığım bana şahs-ı manevi temsil eden diyor ya, uhuvvettir, sadakattir, ihlastır. Yani bu bütünlükler, bu özellikle düsturadaki o bütünlerin birine gelmesiyle meydana gelen bir hakikattir. Hı hı. Anladım. Bu da az önce kulağı kelamla daha tezahür etti, ortaya çıktı. Kişilerde bu göründüğü zaman
şahsı manevi girmiyor bu. Evet. Kişilerde onun hasiyettir bu yani, uhuvvetidir. Mesela adama diyorsun ya, şahsı maneviden düştü. Evet. Üstad mesela Hafız Ali abi için ne diyor? Bunda öyle bir hasiyet var ki diyor, çoklara bir numune insan olacak diyor ya, Hüsrav'ın onun hadisesinde. Şimdi o noktaya baktığı zaman, ondaki o hasiyet şahsı maneviye kuvvet veriyor. Bak ondaki o hasiyet. Diğerindeki diyelim sadakadı. Süleyman abi diyelim, Sıddık Süleyman'dı, sadakadı mesela. Şahsı maneviye kuvvet veriyor. Diğerindeki uhuvveti, mesela diyelim Hüsrav abi, şeyde, Hulusi abi de diyelim, ya da diyelim Refet abi'deki. Yani onların her birinde olan o hasiyet, ona kuvvet veriyor. Demek İhlas, ki, İhlas Hulusi abi, uhuvvet Zübeyir abi. Yani Zübeyir, pir. Evet. Yani. O noktadan da demek ki, onlardan olan hasiyet nasıl, Adın abi dediği gibi, Nefsin Efendimiz olan bazı hakikatler Hulef-i Araşi'nde ortaya çıkmış ya, Hazreti Mehmet, Hazreti Osman'da, Hazreti Ömer'de. Aynı noktada, işte Hüseyin Talep dedi, o noktayı gösterip olan beraber demek ki, onda göre o hadise bir şahsı mani teşkil ediyor, ama da şey, tek tek ya da diyelim ki onda görünen bir hasiyeti var. O hasiyetin toplamı Risale'nin şahsı manetini ortaya koyuyor. Yani hizmetin ne derim, ayak şeyleri, kökleri diyelim, kökleri. Onlar tamam. Üzerine şahsı manevi bina ediliyor. Yani onlar olmasa şahsı manevi olsa olmaz yani. Yani bu binanın temelleri gibi. Ama her bir kişi o temelin bir tanesini diyelim göstermiş oluyor. Çok güzel. Yani anlamış olduğum mana o sizin dediğiniz daha iyi. Bir tanesi bu. Bir tane neydi bir de yapayım. Bu soru müzakere olduğu için illa bu konu üzerine gitmiyoruz. Yöntem öğreneceğiz biz de. Mesela bir şeyi öğrenmek istiyoruz külliyata. Bir, birinci yöntem soru sormak. Sen kimsin? Neyin nesi? Son şahsı manesiyim. Allah Allah. Sen kimsin? Birinci soru bu. İkincisi, mefhumu muhalifiyle bakacağız. Nedir, nedir? Anlamak için ne değildir? Anlamak lazım. Üç, onu dışarıya temsil eden, ifade eden ipuçları var. İşte kokudur, sıfattır. Tamam mı? Sestir. Serttir, yumuşaktır. Sıfat. Mesela su sızıntısı gibi. Nüfus cüzdanları, kütükten haber veriyor. Balık kokusu, balıktan haber veriyor. Dördüncüsü veya beşincisi, insan kendisinde aramalı. Benim şahsı manevim nedir? Veya işte gibi bu. Yani kendisinde arayacaksın. Kendisinde aradıktan sonra pat diye bu dört tane hani şey vardı, hatırlar mısınız? Bu ne sorarlarsa sorsunlar piyasada size. Veya sizin aklınıza ne gelirse gelsin. Şu dört potansiyele çözümleme yöntemine dört kuralla soruyu götürürseniz çözülemeyecek hiçbir soru yoktur. Dört yöntem. Yani o zaman. He, dört yöntem. Risale-i Nur'dan benim bulabildiğim yöntem yani. Çünkü ben sistemi çok seviyorum. İşlevi çok seviyorum. Mantığını seviyorum yani. Mantığını. Bir. Soru geldi. O soruyu güneş mevcudat ilişkisine götürür. O ona çözülür. Güneş mevcudat ilişkisi. Mesela misal verelim. Örnek vereyim bunlarla alakalı. Allah bir anda her yerde, hiçbir yerde değil, farklı işler yapıyor. Bir iş, bir işe mani değil. Nihayetsiz iş, tek iş gibi yapıyor. Bunu güneş mevcudat ilişkisinde çözülüyor. Rahat. Yani bir anda güneş hem Bayburt'ta, hem Rusya'da, hem Arabistan'da, hem çiçekleri, hem koyunların tüyünü büyütüyor, hem benim kaşımı büyütüyor, otlarımı vesaire. Milyon nihayetsiz işi tek iş gibi yapıyor. Ve hiçbir yerde değil, her yerde. Bak, güneş su şey mevcudat ilişkisi. İkincisi ruh beden ilişkisine götüreceksin. Yüz trilyona yakın farklı farklı hücre var. Ama ruh hiçbirisini şaşırttırmıyor. Duyarken de aynı zamanda bakıyorsunuz. Böbrek de çalışıyor şu anda. Bir farklı farklı iş, hiçbir işe mani değil. Tamam? İkincisi budur. Üçüncüsü İnsan mevcudat alakası, mevcudatla bağ. Üçüncüsü de budur. Buradan Allah insan ilişkisi. Dört. Hayat yani. Hayatla. Hayata götüreceksin. Birincisi
güneş mevcudat ilişkisi. İki, ruh ceset ilişkisi. İnsan mevcudat alakası. Yani mevcudat derken hayat. Hayat güneşi. Ustad onu yapıyor. Hayata götüreceksiniz. Hayatın içerisine atacaksınız. Hayat cevap verecek. Veya insan-Allah ilişkisi. Çekirdek ağaç. Ha çekirdek. Özür dilerim. Onun için zaten şey yaptım. Çekirdek ağaç ilişkisi. En harikası da onlardan bir tanesi daha. Çekirdek ağaç ilişkisi. Beş. Peki Hasan abi bu ruh, beden ve güneşle ne fark var arasında? Mesela güneş mevcudatla ruh beden ilişkisi ne fark var? Mesela birbirine benziyor şöyle. Şimdi güneş camittir. Ruhsuzdur. Akılsızdır. Yani şey denilebilir yani. O ne yaptığını bilmiyor ki yani birbirine karıştırsın işi. Ama ruh şuurludur ve akıllıdır. Bugün mesela bir cümle yazdım siteye. Çok ilginç bununla alakalı. Şu ilginizi çeker. Hiçlikten varlık diyor. Varlık bak bunlar götüreceğim şimdi. Hiçlikten varlık yaratıldığı iddia ediyor. Hiçlikten diyor. Mesela bu şey Dawkins mesela denen bir veya Hawking denen bir adam. Çok ilginç. Bir cümle ya. Külliyattan bulduğum bir cümle. Hiçlikten ilginizi çekecek. Hiçlikten varlık yaratıldı diyor. Tesadüfen. Hiçlik diyor. Hiçbir şey yokken hiçlikten yaratılmış. Hiç diye gidiyor. Hiç diyor. Mevcudattan önce oldu. Şu mevcudatı hiçin içine sokuyor. Çünkü bu mevcudat hiçlikten çıktı diyor. Hem hiç diyor hem içine varlık dolduruyor. Anladınız mı? Varlıktan hiç çıktı. Hiçten varlık çıktı. Evet. Hiçlikten varlık çıkmış. Varlığın kaynağı hiçlik gösteriyor. Hiçlikten yaratıldı diyor. Hiçlikten yaratıldı. Ne yaratıldı? Bu mevcudat. Bu varlık. Nereden çıktı? Hiçlikten. Hiçin o zaman içi doludur desene. Hem hiç diyorsun hem içini dolduruyorsun. Bak şimdi. O defterimi getirir misin masamda? 20. olabilir. 20. veya 19. Bir getir bak. Güzel olsun bu. Bu nasıl oluyor diye şey ilişkisi mesela çekirdi. Şimdi gelelim o 5 taneye bu gelene kadar. Güneş mevcudat ilişkisini götüreceğiz burada da. Götüreceğiz mesela. Ben aşağı gel. O gafsiyet ve ferdiyetin içinde saklı zaten şahsı manevi. Onu çözemezsek tabii burada patanaj ediyoruz. Güneş mevcudat ilişkisi. Çekirdek ağaç ilişkisi. İnsan mevcudat ilişkisi. Mevcudat, hayat diyelim onu. İnsan mevcudat demeyeceğiz. Hayat yani. İnsan mevcudat, hayat. Dördüncüsü de Allah insan ilişkisi. Bak şimdi o cümleyi okuyayım bununla alakalı. Hiçbir şeyden her şeyin yaratılmıştır diyor adam. Çok ilginçtir. Tanrı yanılgısı altı kitabından aldım. Cümle onun. Hiçbir şeyden her şeyin yaratılmıştır demekle hiçbir şeyin içine her şeyi sokmuş. Buna kafası yatıyor Beyefendi Hazretleri'nin. Hiçliğin hiçliğin kendi kendine her şeye dönüştüğünü yazıyor. Özür dilerim. Şöyle, cümle öyle değildi. O da var da benim yazdığım şu. Hiçliğin kendi kendine her şeye dönüştüğünü söylüyor. Yaratılmış aynı şey. Hiçliğin kendi kendine her şeye dönüştüğünü iddia ediyor. Hiçliğin kendi kendine her şeye dönüştüğünü iddia ederek hiçe vücut veriyor. Sonra da o vücut yoktur diyor. Mantıksız bir mantık. Kuruyor. Yani bununla batıl kastedilen yanlış bir mantıktır. Şimdi neyle şey yapıyorsun? Ben beden ruh ilişkisinden şey yaptım bunu çözüyorsun.
beden ruh ilişkisini. Şimdi gelelim bu konuya. Yani misal veriyorum her şeye. Şeyi yaptık. Birincisi güneş mevcudat ilişkisi. İkincisi çekirdek. Çekirdekte hacim yok. Kütle yok. Zaman yok. Mesela şu çiçeği düşünün. Veya çınar ağacını düşünün. Yaprak verdi Mayıs 1, 2015. 700 sene sonra o çınar yaprak verdi. Kaç sene geçti mesela Bursa'da, Uludağ'da var. 700 senelik çınar ağacı var. Kaç sene geçmiş? 700 sene. İlk yaprakla son yaprak arasında 700 sene var. Çekirdekte zaman yok. Çekirdekte son yaprakla ilk yaprak aynı yerde. Zaman yok. Zamansızlığa ait bir soru gelirse oraya yapacaksın, götüreceksin. Mesela çekirdekten hacim çıkıyor, kendisi hacmi yok. Yani çekirdeğin demiyor, içindeki program. Bütün şekil oradan çıkıyor, kendisinin şekli yok. Ağaçta çıkan meyveler var, kokular var, çekirdeğin içindeki programın kokusu yok. Zıttı zıttından çıkartıyor. Yani hacimsizden hacim, şekilsizden şekil, mekansızdan mekan, zamansızdan zaman. Zamansız ve mekansız sorularınızı çekirdek ağaç ilişkisine götüreceksin. Çekirdekte zaman yoktur, mekan da yoktur. Ama bütün mekan ondan çıkıyor. Yani Big Bang aynı. Aynı metot dedik. Ondan sonra dedik insan varlık ilişkisi hayat. Bütün varlık bendedir, benim dışa vuruşumdur. Çekirdek gibi de diyebilirsin. Dördüncüsü işte Allah insan ilişkisi. Yani kendindeki numinelerle Allah'ı izah etmek. Allah'a ait bir soru gelirse kendinden örnek vereceksin. Aynı bunun gibi diyorsun. Mesela diyelim ki ben nasıl bana itaat edenleri seviyorum? Nasıl ben kuralımı kimseye bozdurmak istemiyorum? Nasıl ki ben bulunduğum saltanatta kimsenin şerik olmasını istemem? Bana bu sistemi veren de istemiyor. İstemediği için bana istememe özelliği verdi. Gibi. Şimdi gelelim buraya. Şahs-ı manevi soru sorduk. Kimsin? Bilmiyorum dedi. Cevap yok. Sonra dedik ki ikinci soru soruyoruz. Senin tereşuatların var mı? İpuçların var mı? Sana intikal edici. Var diyor. Kim o? İkinci cümlemi oku. O şahs-ı manevi temsil eden has şakirtlerin şahs-ı manevisi. Ben de bunu gene anlamadım. Üçüncüsü geliyor. Ferit makamı. Kafsiyet ve ferdiyet. Tamam mı? Ona geliyor. Şimdi devam et bakalım. Ama ben Ferit'ten ne anlıyoruz Ferit? Abi Ferit'ten ne anlıyoruz? Ferit'in... Bak Ferit makamında mazar oldukları için nur talebeleri, şimdi hasları Ferit makamındaymış. Aşağısı izah yapıyor Ferit'i. Tamam ona bakalım. İzah yapıyor yani... Değil hususi bir memleketin kutbu belki ekserit mutlaka ile Hicaz'da bulunan kutbu azamın tasarrufunun hariç oldu. Kim Ferit makamına? Mazhar olan şahs-ı manevisi kutbu azamın tasarrufunun hariç. Evet. Yani kutbiyet Hasan abi kurbiyet yolundan çıkıyor. Yani velayetten çıkıyor. Ferit ise akrabiyete bakıyor. Ferit de Asfiye makamıdır. O da akrabiyete bakıyor. Risale'nin akrabiyete masır olduğu için Velayet-i Kübra akrabiyete masır olduğu için. Çok güzel. Onu işte bunu istiyordum zaten. İşte o ferdiyet ona bakıyor. Bir daha söyle. Kurbiyet. Kurbiyet nereye bakıyor dedin? Kurbiyet Kutbul Azam kurbiyetten çıkıyor. Yani Kutbul Azam kurbiyettendir. Velayet-i Sura'dan çıkıyor. Bu Velayet-i Sura makamı. Yani insan Allah'a yakınlığı. Kurbiyet. Oluyor. Yani insanın güneşe, aynı şeyi götürelim işte. İnsanın güneşe yakınlığı kurbiyet, güneşin insana yakınlığı akrabiyet. Sen bir 150 milyon kilometre mesafedesin, yanaşman için bu kadar mesafe alacaksın, bu kurbiyete misal. Güneş senin atomuna bile gelmiş, girmiş, dünyanın bir ucuna girmiş, ultraviyole ışınlar öteki taraftan geçmiş. Yani bu akrabiyet. Yani Allah'a duruşumuz ikidir. Bizim Allah'a yakınlığımız, Allah'ın bize yakınlığı. Allah'ın bize yakınlığı ferdiyettir. Bize Allah'a yakınlığımız kurbiyettir. Kurbiyet velayet yoludur. Velayet yolu. Vilayettir yani. Tasavvuf kitaplarında vilayet diye görürsünüz. Nurculukta velayet olarak gözüküyor. Ötekisi risalete bakar. Bu vilayete bakar, nübüvete bakar. Tamam mı?
kutbiyette yani her ismi mertebe-i azamın mahsariyeti yoktur. Bir ve birkaç ismi mertebe-i azamın mahsarı oluyor. Fakat ferdiyet olan akrabiyet de her ismi mertebe-i azamın mahsarıdır. O yüzden insanın şahsi manevisi, ferdiyette mahsar olan şahsi manevisi de her ismi mertebe-i azamına mahsar olan bir hakikatten besleniyor Risale-i Nur'dan. Tamam, çok güzel. Devam. Daha şey çözülmedi ha. İnsanın şahsi manevisi. Onu çözünce öteki tarafı çözeceğiz. Her zamanda bulunan iki imam gibi onu tanımaya mecbur olmuyor. Ben eskiden Risale-i Nur şahsı manevisini o imamların birini zannediyordum. Risale-i Nur'un şahsı manevisini ya Gavs veya Fekut. İki tane ya, iki tane imam bulunuyor ya her zamanda. Evet. Her zamanda idi. Nereye kadar? Risale-i Nur ortaya çıkana kadar. Risale-i Nur'un şahsı manevisi geldi, bu hükmü ref etti, kaldırdı. Biliyor musunuz? Şimdi gidip de kutup aramayacaksın. O hükmü bitti. Şimdi kutlu azam yok mu abi? Yok. O sistem bitti. Peki şöyle diyeyim. Ama o zaman sana bir onun tasarrufun hariç olduğu diyorum. Madem yoksa niye öyle dedi? Kutup var, kutbu azam yok. Kutbu'l-Azam'ın tasarrufundan hariç oldu. Hariç işte. Kutbu'l-Azam o zaman çıkıyor. Kutbu'l-Azam ne demek biliyor musun? Onun dışında hiç kimse yok. Eğer muayyenleşirsen Kutbu'l-Azamlıktan kutuba düşüyor. Mesela şöyle diyeyim. Allah'ın kudreti niye sonsuzdur? Çünkü acizlik müdahale edememiş. Acizliği çıkarırsanız sonsuz olur. Eğer acizliği şey yaparsanız Allah ne kadar kuvvetli olursa olsun sonludur. Kutbu'l-Azam demek tasarrufunun İhata etmediği bir yer yok. Eğer Risale-i şahsı şahsı manevisinde içine alırsa Kutbul Azam oluyor. Eğer onu çarparsa Kutbul Azam'ın dışında. Dışında olunca onu kutupa itiyor. Ya hocam yani bu zamanda Kutbul Azam. Azam olamıyor. Yok, Kutbul Azam yok. Ama Risale-i Nur'a teslim olmuşsa gene Kutbul Azam şahıs yoktur. Şahıs yok. Dönemi bitti çünkü. Ve aynı kanun şeyde de var. Peygamber aleyhissalatü vesselam'da. Mesela o gelmeden önce her bölgede iletişim yok ya, muhabere yok. Adapazarı'nda bir peygamber, Tacikistan'da bir peygamber, Sibirya'da bir peygamber, İspanya'da ve Tunus'ta bir peygamber. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hatim-i Nebi olduğu için hepsini cem etmiştir, yoktur. Yani burada bak senin dediğin teyit ediyor. Diyor, bu zaman cemaat zamandır. Ehemmiyet ve kıymet şahsı maneviye göre olur. Cemaate veriyor yani. Evet, o şey bu bitmiş o. O dönem zaten yani Risale'nin gelmesiyle daha önce bu işlevi vardı. Ha peki Risale'nin olsa bile o hükmünü bloke etmiş. Mesela Kutbul Azam düşün, ben onun tasarrufunda değilim. Yolu, velilik yolu yok ki. Kutbul Azam'ın dışında velilik yoktur. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, asın imamı diyor Mehdi, Mehdi Azam var ya. Mektubatında diyor, galiba 200, en son mektubunda diyor, şey bu İmam-ı Rabbani, bu bizim mektup değil, bizim mektup değil. Mektubat-ı Rabbani. Diyor ki en şeyinde, çok ilginç, bir mana söylüyorum kafamda kaldı, yeri söylüyorum. En son mektup veya önceki mektup, en sonun iki. Ahir zamandaki diyor, Mehdi Azam onaylamadıkça hiç kimse velilik yolu yoktur diyor. Onaylamayı nasıl anlıyoruz hocam? Yani onun şahs-ı manevisine girmesen, yakınında bulunsan, veliler dahi olsa imanı tehlikededir. Çünkü Kastamonu'da 17. sayfada mı diyor? Ehli imanın Risale-i Nur imanını kurtarıyor. Ya yüellezine amenu aminu billah. Ey iman edenler, Allah'a iman edin. Ya yüellezine amenu aminu billahi ve resulü ve nebi diyor ya, peygamberlerine vesairesine iman edin. Onun için Risale-i Nur, bak şöyle, Nisa suresini zannediyorum. Sureti Nisa, Ya yüellezine amenu aminu billahi ve resulihi vel kitabillezi nezele ala resulihi vel kitabillezine enzele min kablu ilahir. Ey iman edenler, Allah'a, peygamberine, peygamberlerine, indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara İnanmakta sebat gösterin diye iş yapmış. İman edin. Bu buradan okuyorum zannediyorsun burada. Bu kağıt. Ben bu. Ya şimdi sayfa 35. 17 yanlış söyledim.
Bak diyor ki evet 5. şua umumun bilhassa ehli ilmin imanlarını tahsiye edip kurtarıyor. Minare boyunda adam bekliyor. Deccal tarumar etmiş. Ailesini kafasını darmadağın etmiş. Hala Deccal bekliyor. Ona Deccal gelse farklı ne yapacaktı? Şimdi başka yerde de var. Aynen. Şualarda da var. Kastamonu'da başka 80, 263 çok yerde var. Risale-i Nur ehli imanın imanını vikaye edip, tahsiye edip imanını kurtarıyor. Emirden de hariç. Şimdi İmam-ı Rabbani'den söylüyorum. Risale'nin seni bağlayamayabilir ama İmam-ı Rabbani'ye de dersen çok ayıp oluyor tasavvufçular için diyorum. Diyor ki ahir zamanda ki Mehdi'nin, Müceddid'in, Mehdi Azam'ın onayı olmadan velilik yolu kapanmıştır diyor. Yok. Yok. Böyle diyor. Risale demiyor ha, Risale demiyor. Ha, Risale de şöyle diyor. Risale'nin yakınında olup da dairesine girmesen tehlike imanın tehlike kabi tehlike ihtimali var diyor. Tehlike kabidir. Tamam? Daire içine gir. Şimdi Risale-i Nur bir ne şey zannediyor? Risale-i Nur bir temsildir. Bir simgedir, semboldür. Nasıl ki namazda bir salata giriyoruz. Salatla da haşa ötelere işte esma hakikatine mazhar oluyoruz. Risale-i Nur şahs-ı manevisi var. O şahs-ı manevisinin temsil eden hastanın şahs-ı manevisi var. Bunlar ferdiyete mazardır. Ferdiyetin bir de kutbiyet var. Her asırda bulunan kutbul azam ve kutup, tamam mı? Bulunuyor. Şimdi de kutup var. Zeminini bulursa kutbul azam olur. Sistem şöyle çalışıyor. 300 tane evliya olursa onun başına ki seçilen 300 tane içinde bir tane seçiliyor. Onun başına şey getiriliyor. Kutup deniliyor. Kutup. Kutup 3 tane olabiliyor. 3 sahada. İlmi kelamda. Tasavvufta, enfüste. Bir de siyasi şeyde. Devlet idareci. Yani, evet. Yani çünkü o Mehdiyet var. 3 tane. Üçünden de bir seçime uğruyorlar. Seçim yapıyorlar. Bir kişi seçiliyor. Ama bu boş olunca aşağıdan giriyor tekrar. Bu 3 kişiden bir kişi kutbul azam oluyor. Aşağıdan, bunun eksikliği aşağıdan geliyor. Gene kutuplar 3. Kutbul azam. Şimdi bu kutbul azam eğer vazife verilirse o asırda Mehdi oluyor. Vazife verilmemişse Mehdi misal oluyor. Geylani böyledir. Üstad Hazretleri, Üstad'a Geylani'ye Mehdi misal diyor. Niye Mehdi misal diyor? Karşısında Deccal yok. Deccal olduğu anda tak hazır Allah'ın silahı. O kutbul azam Mehdi olacak. Mehdi değil. Neye benziyor? Her maraşal genelkurmaydan olur ama her genelkurmay maraşal değil. Çünkü maraşal olabilmesi için 3 tane meydan savaşına girmesi lazım. Bak bir daha söylüyorum, yaraş konuşayım. Her maraşal genelkurmaydan olur. Ama her genel kurmay maraşal değildir. Çünkü 3 tane savaşa girip kazanması lazım. İşte sıra 300 evliya seçim yap, kutubu seçerler. Eksikliğini hemen aşağıdan tamamlarlar halktan. 300 tamdır, hiç eksik olmaz. Kutup bunların. 3 tane kutup var. Bunların içinde seçim yaparlar. Bir tane sıyrılır. O 300 şey kutuptan bir tane gene bu aktarılır. Gene bu 3. Onların başına bir kutbul azam gelir. Eğer karşısına bir deccal çıkarsa bu kutbul azam Mehdi olur. Mehdi'nin başında kimden emir alır? Mehdi bir üst makamı, asrın imamıdır bu. Mehdi, müceddittir. Nebi'den alır. Nebi makamı var bir üst tabaka. Resul değil. Nebi kitap olmayan, önceki peygamberin kitabıyla amel eden Harun aleyhisselam Resul değil, Nebi'dir. Musa aleyhisselam Resul'dur, kitap verilmiş. Nebinin üzerine ne var? Resul var. Resul'ün üzerine kim var? O Resul 4 tane. 4 tane ulul az peygamber var. Tamam? O var. Sıra böyle çalışıyor. Sistem öyle çalışıyor. Hiç tesadüf yok. Birbirine hiçbir şey girmez. Şimdi bu Risale-i Nur talebesi Hicaz'da bulunan kutup vardı, kambur. Kutbul Azam demiyor bak kambura. Kambur ben sana demedim mi diyor. Hatırladınız mı?
Hatıra da geçiyor. Mufassal tarihçiler de geçiyor. Allah rahmet etsin Badılavi. Artık rahmetle anlayacağız herhalde. Ustad şeyle, kahir ile beddua ediyordum. Bedduamı geri veriyordu diyor. Baktım diyor, kambur denen bir kutup Deccal'a fişi takmış. Dua ediyor. Onun için muvaffak olmuş Deccal. Deccal'ın beslendiği kaynak Hicaz'daki kutup. Ha, gördün işte. Deccal'a kuvvet veren Maraş'a Fevzi Çakmak. Kur'anlı ve namazlı adam. Ama kafir. Hatta Süfyanet rüknü ya. Süfyanet rüknünün üçüncü rüknü. Abi nasıl oluyor ya, sen hocaya şuna buna böyle diyorsun. Ulan Kur'an ya. Bunun kadar Kur'an okuyan yok zaten şimdi. Bu namaz kılıyor mecliste ya. Mecliste şeyde çekiyor. Orada herkesin, onun yaverleri var, hemen getirip milletin için namaz kılıyor. Mecliste gelmiş 10 dakika bekleyecek, hemen Kur'an okuyormuş. Allah Allah, boş durmuyor. Hiç boşu, Kur'ansız duramıyormuş. Sormuşlar da, ben mülakatı Osmanlıcasından okudum. Dedi ki, okumadığım zaman bunalıyorum dedi. Allah, Allah kafir dahi olsa Kur'an okuyana rahmet ediyor. Allah Allah. Yani rahatlatıyor işte. Yani, oysa Kur'an'a şeydir, Kur'an diyor kafirlere, وَنَّزُمْ مِنَا قُرَانْ مَا وَشِفَانْ وَرَحْمَةٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِنِ اِلَا خَسَارًا. Yani okudukça şey artıyor, günah fazla artıyor. Çünkü niye? Nimet-i tepdiyecek. Adam boş durmuyor. Fakat Süfyanet'in dördüncü. İşte ben bunu biraz uzattım ama müzakeremizi. Kural sistem nasıl çalışıyor? Son cümlem olsun bunlarla kalı. Asrı tanımayan Risale-i Nur'a kıymet veremez. Minare boyunda adam arayan Risale-i Nur'un mucedit olduğunu asla nasip olamaz. Çünkü 35 Kastamonu'nun 5. şua ehli imanı, hasreten ehli ilmin imanını tahsih edip kurtarıyor. Hala bir şey bekliyor. Hala Deccal bekleyene sen mucidittir demek dersen sen ahmaksın. Kime ne diyorsun? Tamam. Şimdi gelelim o şahs-ı manevi. Çok acayip bir yer burası. Öyle bazı böyle okuyup da anlaşılacak bir yer hemen olsaydı, fahş etmek, hatırıma gelmeyen bir sırrı fahş etmeye mecbur oldum demezdi. Bu madem öyle anlaşılan bir şeyse niye sır ol? Niye mecbur olmuş fahş etmeye? Da arkadaşlar dur, bir derste olmayacak bu. Gafsiyet ve ferdiyete gireceğiz. Kutbiyet nedir? O yetmiyor o. Yani külliyat muvacesinde. Bak nasıl çalışılmış bak. Şuradan atıflarıyla beraber. Çünkü gafsiyet ve ferdiyet çok alakadar ediyor bizi. Yani bizim çalıştığımız daire nedir? Neyin nesidir? Ne yapıyoruz? Nerede olduğunu bilmeyen ne yapacağını bilemez. Nerede olduğunu bilmeyen ne yapacak bilmiyor ki. Şuurlu olacağız arkadaşlar. Bastığımız yeri bileceğiz ki elelen gırlıngır hadiselerle sarsılmayacağız. Gelen hadiseleri göğüs göre bilmen için bulunduğun konumu bilmen lazım. Ben neredeyim, niçinim? Bu soruna cevap bulacaksın. Bu dairen kimlerin dairesi? Ve ben neyim? Bana bu insanın ikramı, bu cevabı bulursan diyeceksin ki Allah Allah, bana bu nimet niye, nasıl verildi ya? Bir acaba tövbe estağfurullah, tövbe tövbe haşa, bir yanlışlık mı oldu da bana geldi diyeme mecbur olacaksın. Oysa rahmet-i ilahi böyle gözüküyor. Adalet değil, layık olmadığın için verilmiş. Şimdi okuyacağız bakalım hakikaten kim layık buna. Oku. O çok güzeldi. Ferdiyet demek akrabiyet-i ilahinin inkişafı ile ortaya çıkan bir halettir. Akrabiyet, güneşin sana yakını, kurbiyet, senin dediğini tekrar ediyorum da. Yani ferdiyet, asfiye makamı oluyor sana abi. Asfiye. Burada da bir yer var, sayfa 7'de de mesela. Biz ters mi söyledik? Nasıl yani ters? Yani devam et bakalım. Burada yedide sayfa 7'de. 7'de Kastamonu. Evet. Hadis-i şerife mesela ulema ümmeti beni enbiyeyi beni sıraya ferman etmiş Peygamberimiz. Gafs-ı Azam, Şah-ı Geylani, İmam Gazali, İmam Rabbani gibi hem şahsen hem vazifeten büyük ve harika zatlar bu hadisi
kıymetli irşadatlarıyla ve eserleriyle fiilen tasdik etmişler. O zamanlar bir cihette ferdiyet zaman olduğundan Fethi Rabbani onlar gibi feritleri ve kutsi dahileri ümmetin adına göndermiş. Onlar hem şahsi olarak hem de şahsi manevi olarak yapmışlar diyor Üstad. Hı hı. O zaman şahs zaman olduğu için yani şahsi manevi bir şey öyle. Hani peygamberimizin şahsi manevisini temsil etmiştir öyle evet. Mi manada. Ama böyle bir cemaat şeyi yok. Yok. Şimdi ise o Kore'yi o zamanlar bir cihette ferdiyet zamanı olduğundan Hikmet-i Rabbani onlar gibi feritleri ve kutsi dahileri ümmetin adına göndermiş. Şimdi ise burası çok önemli. Aynı vazifeyi. Fakat müşkilatlı ve dehşetli şerait içinde. Böyle bir tarih gelmemiş yani. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar böyle müşkilatlı gelmemiş. Ve dehşetli şerait içinde bir şahsi manevi hükmünde bulunan Risale-i Nur'u ve yok. Doğru oku. Bir şahsi manevi hükmünde bulunan Risale-i Nur'u, Risale-i Nur'u. Risale-i Nur'la, Risale-i Nur'la, Resail-i Nur üçü farklıdır. Onun için Risale-i Nur. Risale-i Nur'u ve sırr-ı tesanud ile bir ferdi ferit makamında bulunan şakitlerini bu cemaat zamanında muhim vazifeye koşturmuş. Devam et. Bu sıra binaen sıramap. Benim gibi bir neferin ağırlaşmış müşiriyet makamında ancak bir dümdarlık vazifesi var. Müşiriyet ne demek? Müşiriyet maraşallık. Ne diyor yani? Lazca diyor işte da adam. Yani bak ne diyor? Ne anlıyoruz o sana abi? Mehdiyet, risalet, nübüvvet, müceddik vazifeleri manasını anlıyor. Yani müşiriyet diyor ki bak benim gibi bir neferin ağırlaşmış müşiriyet makamında. Maraşal. Biraz önce ne anlattık? 300 evliya. Çıkır yukarıya, seç şeyleri, kutupları, kutuplar seçildi. Çek bir tane onların içinden, kutbul azam. Yani misal verdim, kutbul azam. Karşısına deccal gelirse, o kutbul azam mehdi otomatik oluyor. Mesela maraşal olmamış, genelkurmay, savaş çıkmamış, emekli oluyor. Ha, ustad da diyor ki, maraşal makamında. Maraşal demek kutbul azam. Vazifeye aktarıldığı zaman otomatik mehdi azam oluyor. Bak, müşiret makamında ancak bir dümdarlık vazifesi var. Bunu Barla'da 283'te anlatıyor. Dümdarlık piştaris diyor. Ustattan sonra gelecek zat var ya, o gelecek mübarek zat diyor. 172 Sikki Tasli Gaybiye'de ve Kastamonu 108'de o gelecek zat diyor. Ustada soruyoruz o gelecek zatı seni zannediyorlar. Ben o zaman diyor kabirde olacağım diyor. Kim o? Talebem diyor talebe. Talebesi Mehdi olursa kendisi ne olur? Mehdi azam olur. Harun aleyhisselam nebidir. Musa aleyhisselam resuldur. Resulle nebi kıyas edilir mi? La teşbih ve la temsil. Kitap gelen peygambere resul denilir. Kitap verilmeyen, önceki kitaplığı peygamberin arkasına gidene nebi denilir. Ustadın talebesi Mehdi'dir, eseri yoktur. Mehdi Ali Resul değildir. Bazılar diyor ki, lugatman, örfi ve istilahı manalar, lugat manası değil. Bak şimdi, Mehdi Ali Resul eser verilmiş Mehdi demek. Mehdi ise çıplak Mehdi, kitap verilmemiş. Rusul edilmiş, gönderilmiş, risal edilmiş. Bunu örf-ü nas'ta şöyle geçer. Lugatta değil, lugat manası değil. Mesela onu anlamak için ben bir misal vereyim. Adam üniversitede okuyorlar hem de sorularımıza bazı sıkıntıya cevap olsun. Üniversite okuyan kız erkek karışık. Ya işte böyle şey yapmışlar falan fakat gizli gidip nikah yapıyorlar. Zina olmasın diye. Gizli nikah yapıyorlar ama nikah şartlarına uyuyorlar. İki tane şahit mehirde koyuyorlar. Abi ne alakası var bu konuyla? Bir şey anlatmak için şerif bir örnek vereceğim. Hem toplumsal bir sıkıntıyı da çözsün. Bu nikah, nikah usulü uydu ya, iki şahit, mehir de var ama gizli falan niyetleri belli. Ama usul aynı, doğru. Usule uyduğu için sahihtir. Ama fasit olduğu için niyetleri caiz değildir. Sahihtir, caiz değildir.
Lugat manasıyla örfü manası. İkisinin bir tane de örnek vereyim. At eti yemek, kumru eti yemek caizdir Hanefi'de. Ama örf-ü nas'ta toplumda uğursuzluğa sebebiyet verdiği için yenemez. Urfa'daki alabalık, bizim Karadeniz'de her tarafta yeriz. Ama Urfa'da böyle bir anlayış olduğu için, yani o balığı yersen musibet olur, yememek, yemek mekruhtur. Aynı kanundan çıkıyorum. Urfa balıkçıyı göl diye geçmiyor fıkıhta. At eti nasıl yemek caiz iken, örf-ü nas'ta böyle anlaşılmış. Çünkü müçtehitler içtihat ederken örfü de nazara alıyorlar. Tamam. Şimdi Mehdi Ali Resul'ün örfü manası eser verilmiş Mehdi. Sayalım. İmam-ı Rabbani radiyallahu anh. İmam-ı Gazali radiyallahu anh. Mevlana Halid-i Bağdadi radiyallahu anh. En tepeye gideyim. İmam-ı Şafi. İmam-ı Şafi'den başlıyor zaten. İmam-ı Azam da değil. Tasubum olsaydı İmam-ı Azam derdim. Hanefi mezhebinden olduğum için söylüyorum. Dolayısıyla Üstad Hazretleri müşirit makamında. Daha bu sefer Deccal karşısındaki çıkınca Mehdi Ali Resul olmuş. Eser verilmiş. En büyük Mehdi. Büyük Mehdi diyor mektubatta. 29. mektup 7. meselesinde. Peki gelecek o zat ne diyor? Mehdi diyor. O çıplak bir Mehdi. Yani eseri yok. Buna Mehdi Azam, Mehdi Ali Resul deniliyor. Emirdağ 1 264'te Mehdi Ali Resul'ün 3 vazifesi var diyor. Evet abi. Mehdi Ali Resul'ün 3 vazifesi var. Her birisine bir Mehdi ister diyor. Her bir tanesi Mehdi'dir. Ama üçünün cemi Mehdi Ali Resul'dur. Ya kardeşim bilerek söylüyorum. Benim ömrüm bu merakla geçmiş. İstila manası, örfü manası, tamam vesaire vesaire. Şimdi gelelim o şeye. O şahıs dönemi kaçı okuyordun Kastamonu? 7. 7. O dönem müşriyet makamında dümdarız diyor. Piştarız. Lugat manası ne demek biliyor musun? Dümdar ve piştar. Bir köyde kar yağdırılır. Yol kapanır. Hastalar var, çocuklar var, kadınlar var. Doğum olacak, bilmem ne olacak. Ne yapacak? Şeyle nasıl ulaşacaksın? Köyün delikanlıları yolu açarlarmış. Onlara piştar ve dümdar denilir. Acizlere, arkadan gelenlere yol açmak için öncü kuvvet. İşte Barla 283'te diyor ki, biz diyor gelecek Mehdi'ye piştar ve dümdarız diyor. Üstad Mehdi Ali Resul'dur, üstad mimardır. Mehdi ustadır. Binanın başında tuğla örer. Üstad ise yazıhanede ona proje çizer. Risale-i Nur Mehdi'ye proje yapmış. Sikri Tasdik Gaybi 9. sayfada söylüyor. Risale-i Nur hazır bir program yapacak ve tatbik edecek. Efendim devam edelim. Abi orada bir şey sorabilir miyim? Yani bu program içerisinde yine bir şahıs bekliyor muyuz? Tabii canım şahıs var. Yani yoksa her bir işte bir abi, bir nur talebesi kendi kabiliyetine göre çalışması. Yok. İfade var ya. Sarı ifade var. O ileride gelecek acil bir kumandanın diyor üstad. Üstad diyor kumandan. Mübarek bir zat diyor. Mübarek zat diyor. Biz kabirde olacağız diyor. O zat diyor. O kim? Şöyle. Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi temsilen has şakitler var ya. Onlarla irtibat olacak zat. O Mehdi. Ve nurcudur. Nurculuk içinden çıkacak o zat. Çünkü yani, o kumandan diyor. Yani şu manada mesela. Ya kısacası diyorsun, bir zat gelecek. Öyle kim size veya piyasada seni kastetmiyorum da. Böyle kim şey yapmışsa külliyatın sarı ifadesine zıttır. Sarı ifadeler tevil ediliyorsa tevil edilmeyecek hiçbir şey kalmaz. Şimdi hani şu durum da var yani. Hani üstede tam şey yapmadan. İşte bir cemaat o dedi takıldı o yana gitti. Şimdi yine bir daha çıkanlar var işte haşiye o yana gitti. Mesela böyle beklenip buradan buna takılıyorlar. Cemaat peşine takıyor. Peki takılıyor diye Mehdi gelmesin mi yani? Yok. Yani şimdi bu durumlar oluyor. Bakıyoruz ki burada elhamdülillah Risale-i Nur dairesinde. Risale-i Nur şahs-ı manevi var. Muhafaza oluyor yani. Evet, bak evet. Şahs-ı manevi var. Bu şahs-ı manevi temsil eden haslar var. Hasların da şahs-ı manevisi var. Onun içinden çıkacak. Peki kim bu adam? Yani bu. Bunun özelliği şu olacak diyor. Bir kısım şey ihlas sadakat sır tesanın sayfı vasıflarına he satam sayıp tam sayıp bir kısım yani adam şimdi külliyatı ölçü yapmıyor
E şimdi o nasıl meyitte olacak onu ben yani demek ki. Yani fetvayı sormuyor. Kafasına göre yorumluyor. O ne meyitti ben de meyitliyim. Mümkün değil yani. Yok canım öyle meyitti. Tokatını da yiyor yani. Görünüyor. Rahat, rahat ol yani sen. Rahat ol şimdi onu. Bak şurada. 264. Ben 254'te arıyorum. Bak diyor ki o zat, o gelecek zat, o taifenin önce Nurculuğun uzun tetkikat ile yazdıkları eseri kendine hazır bir program yapacak. Bu istedim değil mi talebeler? Değil abim, değil. Gelecek zat diyor, o zat diyor. Zat diyor, cemaat değil. Gelecek zat. Zat. Evet. Ne yapsın? Senelerden beri pompalanmış. Evet. Evet. Ben burayı okuyorum şimdi. Okuyor ama işte. Evet. Zat diyor, cemaat değil. Bak. Herhalde o vazifeyi ondan evvel bir taife cemaat, bir cihette görecek. Nurculuk, ustad ve cemaat. Tamam, evet. O zat. Gelecek. Tamam. O taifenin, yani önceki taifenin, yani ustadın. Talebelerle çalıştığı. Programı, evet. Evet. Doğru, aynı. Uzun tetkikat ile yazdıkları eseri. Eseri. Risale-i Nur. Sen Nur'u. Kendine hazır bir program yapacak. O zat. Elhamdülillah, evet. Yapacaklar değil, yapacak. Fert. Elhamdülillah. Onun ile o birinci vazifeyi tam yapmış olacak. İman, hayat, şeriatın üç vazife var ya. Üç vazifesi, evet. Bu vazifenin istinad ettiği kuvvet, evet. Ve manevi ordusu, yani ne özelliği olacak bu? Tabanı ve kendisi. Evet. Yalnız ihlas, silah yok, evet. Para yok, okul yok. İhlas. Ve sadakat ve tesanüs sıfatlarına tam sahip. Yamuk yumuk yok. Bunlar şimdi abiler değil mi yine abi? Tam sahip olan bir kısım şakirtlerdir. Bir kısım şakirtler. Tamam. Evet. Bunlar ne kadar az da olsalar, manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar bunlar. Bu şimdi temel oldu. Evet, temel oldu. Birinci vazife. Evet, sonra. İkinci vazife. Şimdi o. Bu Emirdağ değil miydi abi? Emirdağ. Oradan devam etseydin o. Şimdi... Bitti. Ötekisine geçiyor. Hani orada bir buyur sen buyur da. Ben. Yok o paragraf bitti. Kalmasın. Orada kalmadı. Hani şöyle şey oluyordu da. Şeyi söyle, ikinci vazife. Geniş değer hani maddi kuvvet duvarı. Ya arkadaşım o konuyu değiştiriyor. Bu Mehdi anlatıyor. Hilafet o konuyu orada değiştiriyor. Orada hani o ordunun dizginlerine yerleri mektup değil öyle mi Emirdağ? Değil. Ha, tamam. O değil. Dur rahat ol. 108'i açalım. Bak o kim ne olacak? Ferde iniyor. Muhbir-i Sadık'ın ihbarın aynen tasdik etmiş ve vukuat ile ispat etmiş. İnşallah daha edecek. Gelecek zaman kipi. Ve öyle kökleşmiş ki Risale-i Nur. İnşallah hiçbir kuvvet Anadolu'nun sinesinden onu çıkaramaz. İnşallah. Ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir. Tamam. O daireyi genişlettirir. Ve o tohumlar sümürlenir. O sensin ustad? Hayır diyor. Niye? Sen neredesin o zaman diyorum ben ona. Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. Burada biraz daha şey değişik kullanıyor 172. Ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri yani Mehdi ve şakirtleri. Bak burada o şey kullanmadı. Mehdi ve şakirtleri. Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir. Kim bakayım bu? Gelecek zaman bu. O daireyi genişlendirir ve o tohumlar sümbürlenir. Biz de diyor o Mehdi ve şakirtleri yaptığı şeyi de kabirde olacağız. Biz de kabrimizde seyredip Allah şükrederiz. 172. Şualar ver. Madem şey yaptı. Şuaları ver. Senin kitabın çok önemli bir hocam. Bu yani şey yani. Bayağı. Bak şu. Esas bu. Patlatacak bu. Abim bu Nurcu'nun artık bu tür meselesi bitmesi lazım. Bunlar artık Nurcu'nun alfabesi bu. Bak. Ama tabi Risale-i Nur'u dinlemeyip de Hasan'ın tevillerine ya şu ne dedi, bu ne dedi, işte benim ölçüyü Risale-i Nur'un, şunu kabul unutmayacaksın. Risale-i Nur'un sari ifadelerini tevil edersen hiçbir şey doğru olmaz, her şey oynar. Bak. Allah razı olsun. Diyor ki 720, şimdi hatıra geldi ki
Eğer şeddeli lamlar ve ikişer sayılsa, tamam, bundan bir asır sonra. Evet, şimdi yani artık. Evet, yani başladı. X tarihi tahmin olur. Ben buraya şey yapayım. Lamlar ve mim iki sayısa bundan bir asır sonra, ustad kendisinden bir asır sonra, zulümatı dağıtacak zatlar ise... Bu asırı aldın mı hocam? Yani ahirete gidiş tarihini mi alacağız? Risale'nin yazılış tarihini mi? İşte yani onu... Risale-i Nur'un bitiş tarihi mi? Şeydir. Yazılması, telif. Bitti yani. Evet, telif bitti. Telif bitti, evet. Tamam mı? Diyor ki, bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise kim bunlar? Zulümatı dağıtacak zatlar var, fert değil. Kim bunlar? Kimin yanında? Hazreti Mehdi'nin şakirtleri olabilir. O abiler dediğimiz var ya, Risale-i Nur'un has şakirtleri. Sizden hocam şu anda elhamdülillah. Ha, diyelim yani. Tamam, diyelim şey ben. Yani. Ha, tamam. Açık yani, tamam, manevi şeyde tamam. Bir tasarruf vermiş, tamam. Allah Celle Celaluhu şey yapıyor. Ha, evet. Şimdi Risale-i Nur'u koruyan, o şöyle diyeyim. Haslar kim? İhlas, sadakat ve üçüncüsü neydi? Tesanüt. Tam tesanüt. Üç sırrı onda barındıracak bu zat. İhlas, dendiği için yapan. Sadakat, dendiği gibi yapan. Tesanüt demek senetleşen. Ne demek senet? Tesanüt ne demek? Böyle yapışmak değil. Tesanüt senet kökünden geliyor. Senet, laikaları esas alıp yürüyen. Rehber eden. Senet hani derler ya, şey, var mı? Dinle. Protokol var ya, protokol. Protokol dedik. Sözleşme. Ha, sözleşme. Senle ben nerede sözleşeceğiz? Sözlerde olmaz. Sözlerle biz sözler bizi birleştiremez. Aynı. Mektubat birleştiremez. Aynı şeyi söyleriz. Aynı hareket yapamayız. Birbirimizle sen Gümüşhane'de, sen o Karadeniz'de, o Güneysu'nda, o bilmem Almanya'da. Peki 16. söz okuyarak herkes aynı şey yapma tevafuk olmaz. Aynı şey olmaz. Ancak Kastamonu ve Emirdağ'ını okuyup ona göre hareket edersen, birbirini tanımasalar bile aynı iş yaparlar. İstikamette birleşirler. Evet, birleşirler. Hepimizin birbirimizi tanımadığı halde aynı şeyi, aynı metodu yapmamızın tek yegane sebebi var. Tesanüt. Nedir o? Senetleşme. Yani laikaları esas alan. Laik okuyorduk biraz önce. Hocam bir şey daha sorabilir. Yani ben kısa senin hakkında yani. Ben seni sonradan tanıdım yani. Elhamdülillah Rabbimiz ihsan etti. Yani bu kadınlar konusu, kadının çarşaf. İlk duyduğumda sizden biz manen kuvvet aldık yani. Evet. Tanışmıyoruz ama biz. Kadının kalası. O cephede bize sen ne yaptın? Cepheden bir çıkarma yaptın. Kuvvet verdin ama sen hiç... Ben seni görmedim, duymadım. Ya. İnternetten duymuş. Almanya'dan geliyor biliyorsunuz. İnternetten duymuş. Ben de bir Hollanda'da gördüm. Bir de şimdi görüyorum. Biz bir de Şirinler'de görüştük. Ha, görüştük ha. Unuttum onu. Şey yaptık. Yani orada mane çıkarma oldu. Ha, şimdi ben ne yaptım? Benim yıllarca Nur kardeşim var, beraberim. Bu konuda benim yanımda olmadı. Beni vurdu yani. Bak demek ki. Farkında değil yani. Anladım. Ama biz de orada ne oldu? Senetleştik. Ha. Görüşmediği de senetleştik. Sen senet. Bugünkü görüşler. Belki Rabbim bu vesileyle şey yaptı. Senet. Yani. Bir şey yapacağız. Tesanüt evet. Senetleşmedir. Ya ben tesanüt ediyorum, temas ediyorum. Değil. Biz sözlerle tesanüt olmaz. Mektubatla olmaz. Lemalarla olmaz. Şualarla olmaz. Emirdağ, Kastamonu, Sikke, tarihçe. Dörde dörttür. Sözler, mektubat, lemalar, şualar. Emirdağ, Kastamonu, Sikke, tarihçe. Tamam, dört. Tesanüt senetleşmektir. Ben hareket edeceğim. Nereye göre hareket ediyorsun kardeşim? Nerede? Sen bunu bak şimdi bir şey sordun. Tak tak oraya açıyorum, buraya açıyorum, buraya açıyorum, buraya açıyorum. Ha, ben burayı gösteriyorum. Aa, bir tanesi çıkıp dese ki ya öyle diyor ama ha sen sadakattan düştün. Niye? Ben yorum yapmıyorum. Sen şöyle diyebilirsin. Orada öyle diyor ama bak diyor ki gene gelelim. Ondan sonra ihlas, sadakat, tesanüt, tam sahip, şah, has şakirtlerinin şahsi manevisi neymiş? Onu tut kafanda. Bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise, yani zatlar kim? Bu üç sıfata sahip olanlar. Zulümatı dağıtabilecek. Dur ama bu sıfata sahip olan kişiler bir temsil edecek. Dur. Bu zatlar
Hazreti Mehdi'nin şakirtleri olabilir. Biz Mehdi'nin şakirtleri olabileceğiz. Ben eğer Risale-i Nur esas alıyorsam, yani ille mükemmel yaşıyor değil. Adam diyecek ki, senetleşen, kastamda böyle yazıyor, kardeşim benim kafam çalışmaz. Üstad dedi mi? Bitti. Onun dışında ben anlamam. Tamam. Diğeri benim yorumumdur. Senin yorumun sana olsun, benim yorumum da benim olsun. Ne cennetim var benim, ne cehennemim var. Korkma benim dediğimden. Ama Risale diyor da, muhalefet ediyorsan şansın yok. Hazreti Mehdi'nin şakirtleri olabilir bunlar. O zaman bir şahıs var. Biliyor yani. Mehdi'nin şakirtleri olabilir. Her neyse. Yani şakirtleri olabilir dedim hocam. Orada yani birkaç kişi de olabilir düşünebilir. Yok yok. Mi? Onun altındaki şakirtlerdir ama onu evet. Temsil eden bir zat var. Emir'de onu okudum ya. O zat diyor. O zat, evet. Ondan sonra şurada o zatı gene şurada söylüyor. Bak 9'da diyor ki İmam-ı Ali ve Gavs-ı Azam ve Osman-ı Halid gibi zatlar bu nokta içindir ki o gelecek zatın makamını Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinde keşfen görmüşler gibi işaret etmişler. Bazen de o şahs-ı manevi bir hadimine vermişler ve o haddime mültefitane, o hadimine mültefitane bakmışlar iltifat. Bu hakikattan anlaşılıyor ki sonra gelecek o mübarek zat. Ustad kendisi söylüyor. Benden sonra gelecek o mübarek zat. Zatlar değil. Risale-i Nur'u bir program olarak neşir ve tatbik edecek. O zatın ikinci vazifesi. Şeriatı, hayatı icra edecek diye devam ediyor. Yani o zatın üç tane vazifesi var. Ama o zat tek başına mı yapacak? Hayır. Şahs-ı manevi zaman olduğu için o zat bir temsilcidir. Onun tabanı, bastığı yer, ihlas, sadakat, tesanüt sırrına tam sahip. Has şakirtin şahs-ı manevisi. Bu peki bu da nereye basıyor? Bu ihlas, sadakat, tesanüt sırrına tam sahip olan has şakirtin şahs-ı manevisi de nurculuk cemaatine basıyor. Temeli o. Hulasa yapayım. Nurculuk. Özünü alın. İhlas, sadakat, tesanüt sırrına tam sahip. Tam uyan. Kişilerin cemaati, hasların şahsi manevisi. Kaçta okuyorduk? 190, 196 mıydı? Evet. 196. O şahsi manevi temsil eden has şakirtin şahsi manevisi. Nurculuk, onu temsil eden has şakirtin şahsi manevisi şu grup. Abi o grupta kim olacak? İhlasa, sadakata, tesanüte tam sahip. Yamuk yumuk yok, gram yok. Tam sahip. Ha bu az grup has şakirtin şahs-ı manevisinde temsil eden bir kişi var. Mehdi. Bu Mehdi'dir. Bunun başındaki ise Mehdi Ali Resul, Mehdi Azam veya mektubatın tabiriyle Büyük Mehdi. Bu ustadımız. Bunun tepesinde ancak nebilik var. Başka makam yok. Nebi, onun üstü Resul. Ulul Azm peygamber. Ustad As-ı Mücedididir. Ustad Mehdi Ali Resul'dur. Talebesidir Mehdi. Talebesi Mehdi olursa kendisi kimdir? Ve insan biraz düşünmesi lazım. Ha, o şahs-ı manevi has şakirtin şahs-ı manevisine dayanıyor. Şahs-ı manevisi de cemaati temsil ediyorlar. Mesela diyelim ki ben diyorum ki benim söylediğime uymak zorunda değilsiniz. Yani ancak severseniz haram bir şey değilse helal ve mubah bir şeyime itaat ederseniz siz bilirsiniz. Bunlara diyor. Bunlara şimdi de söylüyorum. Ama ben buna uyarsam, buradan yer gösterir, buna göre hareket edersem uymak mecburiyetindesiniz. Buna karşı geldi mi şahsı mı? Evet oluyor. Çünkü ben bunu dile getiriyorum. Ben konuşmuyorum. Ama ben konuştuğum yerde dinleme veya dinle. Helal ve mubah olanları dinlersen olur. Ama emir değil. Ama ben bunu konuşuyorsam bana itaat etmek zorundasın. Niçin zorundasın? Bunun diliyim ben. Onun ayağıyım. Haşa. Hani demiş ya Musa ben hastalandım. Beni niye ziyaret etmedin? Allah demiş. Ya Rabbi estağfurullah sen nasıl hastalanırsın? Ya ben falan yerde bir kulum var. Onun gören gözünü tutan eli yüreğini ayağın. Yani fena fil olmuş. Buna ihlas, sadakat ve tesanüde fena fil olmuş insana itaat etmek, dediğini yapmak, Risale'ne itaat etmek gibidir. Çünkü niye bir cümlem var?
mukaddesatına vefa gösterene vefa göstermek, mukaddesatına vefa göstermektir. Dostumun dostu dost kaldıkça sen de benim dostum olursun. Ha, burada demek ki burada yürüyeceğiz. Laikalarda asla tevil edilmez. İmani mevzularda tevil kapısı açıktır. Laikalarda tevil kapısı açık değildir. Çünkü sarihtir. Zat diyorsa zatlar değildir. Ha, mesela nuraniyet, temessülat, 16. sözde bunları tevil edebilirsiniz. Çünkü ne demek istiyor? Murat mana nedir? İmani mevzularda mana mertebesi çoktur. Emirlerde çeşitlilik yoktur. Ben net onlar. Nettir. Değil mi? Tabii. Yani bir avam. Bak ki müselavat-ı zekâ. Bitti. Elhamdülillah. Bitti. Laikalar nettir. Avamla havas aynı anlar. Bunu gitti Hollanda'da ve seni Almanya'daki arkadaşlar da aynı anlar. Ben de aynı anlıyorum. Hocam yani gönülden şeyiz yani elhamdülillah. Yani sadece çözmediğim o şahıs yani. Bakalım inşallah'ın çözdüğü. Tamam. Yani onu tam şey tamam, yapamadım. Peki, yani, tamam peki tamam. Burada keselim. Vahir davahu menin hamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.